Esra Gökalp markete gidiyorum diye çıktı. Bir daha geri dönmedi. 12 Ağustos sabah 10'da markete gidiyorum diye çıktı. O gün bugündür haber alamıyordum maalesef kendisinden. Benim kızım 15 yaşında, daha cahil. Esra'yı kim yanında tutuyorsa büyük sıçışlıyorlar. Yani ilaçlarla ayakta duruyorum şu anda. Esra neden defalarca evden kaçtı? Dışarıya çıkma isteğinde, işte dışarıya çıkma dediğimizde işte kapıları yumrukluyordu, kapıları kırıyordu. İşte kendine zarar vermeye çalışıyordu, işte bana zarar vermeye çalışıyordu. Yani 4 defa, 5 defa evden kaçma girişiminde bulundu. Bunlar resmi olarak bulundu ama daha fazlası da var. Beyza Eşli diye bayanla beraber paylaşımları var ve Beyza Hanım'la iletişime geçtiğimizi devamlı inkar ediyor. Benim yanımda değil, işte benle beraber değil, işte benim yanıma gelip gidiyor ama sabit bir yerde durmuyor. Benim kızım 15 yaşında, yanında bulunduğu erkeklerde 35-40 yaş aralarında olduğu için, uygunsuz ortamlara götürdüğü için açıkçası endişeliyim. 15 yaşındaki genç kız zorla mı tutuluyor? Ailesi kimden şüpheleniyor? Bir tane kadın var dediydi, beni yanına çağırdı. Belki bu Beyza olabilir. Biz çok endişeliyiz hayatından. Kesinlikle yani bir şey var ki dönmüyor. Çünkü o kadın kendisini görmediğini söylüyor. Bir saat sonra ikisinin bir fotoğrafı çıkıyor. O kadın bulunduğu zaman o kız da bulunuyor. Evet, Ağustos'tan 12 Ağustos'tan bu yana kayıp kızları. Annesi Ayşegül Gökalp burada, yengesi Nurcan Öztekin. Evet. Öncelikle geçmiş olsun. İnşallah bir an önce kızınızı sağ salim İnşallah. Kavuşmanıza Teşekkür yardımcı ederim, oluruz. Didem Hanım. Ayşegül Hanım, sizin 3 evladınız varmış. Evet. En büyükleri Esra anladım evet, kadarıyla. Evet, en büyükleri Esra. Ve daha 15 yaşında. Evet, 15 yaşında. Lise 3. sınıf öğrencisi. Evet. Peki o gün nasıl evden kaçtı en son? Yani daha önce 3-4 defa 4 defa kaçmış fakat 2-3 gün kalıp geri dönmüş. Evet, ama öyle. Bu kez yani epey 19 gün olmuş. 19 yani. Gün oldu aynen. Epey uzun bir zaman yani. Evet, 15 yaşında bir çocuk için nerede? İstanbul'dan yayınımıza katılıyorlar bu arada. Ayşegül Hanım, Nurcan Hanım. Yani o gün evden nasıl gitti? Siz evde miydiniz? Evdeydim ben. Markete gidiyorum anne dedi. Bir şey istiyor musun dedi. Ben de hayır istemiyorum kızım dedim. Ondan sonra gitti. Belki dedim halasına gitmiştir. Belirli bir zaman geçtikten sonra halaları falan yakında, akrabalarımız yakında. Belki dedim onlara gitmiştir. Hı hı. Gece saat 10'a kadar bekledik, gelmedi. Hı hı. Onda dedim kayıp başvurusu için karakola gideyim. Böyle bir şeyler vardı. Orada benim küçük bir altınım vardı. Ona dedim. Baktım o da yok. O zaman anladım ki kaçmış. Hazırlık yapmış öyle mi? Yani. Bence hazırlık yapmış. Hı hı. Yani nüfus cüzdanı falan da almış mı? Hayır, yanına? Almamış yanına. Ha, almamış onu. Almamış. Zaten 15 yaşında olduğu için nüfus cüzdanı alırsa yaşı ortaya çıkacak. Evet, zaten tanıştığı kişilere de hep 18 yaşındayım diye söylüyor. 20 yaşındayım. Hani ben reşitim diye söylüyor. O yüzden nüfus cüzdanı hiçbir zaman yanında götürmedi. Peki nasıl bir çocuk? Normalde liseye başlayacak değil mi? Lise 3. sınıfa gidecek. Okuyor yani okuyor evet, şu anda. Evet okuyor şu anda. Aslında yani birkaç gün sonra okullar da açılacak. Evet. Ayın kaçında açılacaktı? 6'sında galiba. 6'sında açılacak. 6'sında açılacaktı. Normal okul hayatı nasıldı peki? Nasıl bir çocuktu? Bazı dönemler çok güzel, bazı dönemler kötü. Hani istediği zaman çok güzel şeyler başarabilen bir çocuk benim çocuğum aslında. Hani bu şekilde bir çocuk değildi benim çocuğum. Hep arkadaş kurbanı oldu. Takip bulundu. Edemediniz siz de galiba. Yok, yok hep arkasındaydım. Hep biz arkasındaydım. Hep arkasındaydık onu. Hani olmasa bile beni arardı mutlaka. Hı. Bundan 3 gün önce kızımın kendi düğününde karşılaştık. Esra çok akıllandın. Ne olursa olsun yani 19 gün kayıpken misin? Hayır, hayır. Daha kayıp olmadan önce 19 gün öncesinde nikah kızımın düğününe geldi. Tamam. Kulağından söyledim, yengem nasılsın dedim. Yenge çok iyiyim dedim. Bak dedim bir şey yapma, yok yenge dedi. Hı-hı. Biliyorsun değil mi dedim canlı yayına çıkacağım. Yenge dedim bulamazsın, söz veriyorum sana dedi. Bulamazsan çık dedi. Ben buradayım ve annesini dün hastaneden çıkarttım ben. Yani bu annesini, bir annenin yok oluşunu izliyorum ben. Yazık günü hastaneye hastane yattım. Yani sinirleri bozuk, ayakta duramıyor. Psikolojim bozuk, yani bir elim ayağım titriyor. 15 yaşında. 15 yaşında yani. Kızım kayıp yani hiç... Mutlaka gelirdi yani. Mutlaka gelirdi bize. Başına bir şey geldi. Yani başına bir şey geldi. Fotoğraflarınızı görüyorsunuz. 15 yaşında bir çocuk. Yani kandırılabilir bir çocuk bu çocuk. Yani bakar mısınız?
Biri... Ama ben kimseye yar etmeyeceğim onu. Ben hep arkasındayım onun bir yengesi olarak. Biz hep arkasındayız. Asla yar etmeyeceğim. Bir anneyi de kesinlikle böyle üzmelerine izin vermeyeceğim. Onların köklerini kurutacağım. Asla kullandırtmayacağım. Esra lütfen kızım. Bak ne olursa olsun hep arkandayız biz senin. Lütfen üzme bu kadar anneni babanı. Lütfen geri dön. Beyza sana sesleniyorum. Yarın bir gün kız çocuğun olacak Beyza. İnşallah böyle yapıyorsa aynılarını yaşasınlar. Siz arkadaşı Beyza'nın yanında olduğunu düşünüyorsunuz. Evet Beyza'nın evet, yanında olduğunu düşünüyorum ben. Düşünüyoruz yani bu kadar zaman içinde. Çünkü 20 paylaşımları, gün içinde. Paylaşımları var. Paylaşımları... Olamaz. Ne zaman çekilmiş o paylaşımlar? Önce paylaşımlar Esra ile olan, Esra ile Beyza'nın paylaşımları bir ekrana gelebilir mi? Evet. İkisinin beraber olan paylaşımları. Esra ve Beyza'nın beraber paylaşımları ekranlara gelsin. Ön tarafta sarışın olan Beyza. Beyza, arka taraftaki benim kızım Esra. Esra. Evet. Peki ne zamandır tanışıyorlarmış Ayşegül? Kızınla şey? 5-6 ay önce gene bir evden gitmişti. Hı. İki gün bu bayanın yanında kalmıştı. O zaman ben bu bayanı tanıyordum. Gelmişti eve sorduk. Beyza diye bir kız arkadaşımın yanında kaldım yani dedi. Yani 3. 4. kaçışında mı gitti Beyza'nın yanına? Ne yapıyor? Beyza ne iş yapar? İkinci kaçışında. Ne iş yaptığını bilmiyoruz ama paylaşımlarından... Yani erkeklerle para karşılığında yattığını biliyoruz ve ben Esra benim. Bu önemli bir iddia buna Beyza. Evet kaçtığı zaman Esra bende kaldı. Her zaman kalıyor. Her şeyini konuşabiliyordu benimle. Hı hı. Her şeyini anlatıyordu. Beyza ona para veriyordu. Ama şu anda eğer Beyza yanında alıkoyuyorsa 15 büyük yaşında. Suç yani bu suç işleniyor. Çok küçük. Hele 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 dediğiniz büyük gibi suç. Pazarlıyorsa. Resimler var. Efendiye de sesleniyorum. Evet. Senin de bir kız çocuğun, yeğenin var. 15 yaşındaki bir kız çocuğuyla nasıl bir ortam kuruyor? Hiç mi anlamıyorsunuz? Ne biçim erkeklik bunlar? Gelsin o görüntü. Yani böyle ya. Böyle hiç, anlatamıyorum yani. Gelsin Aslı o görüntüyü getir ekranlara. Bu senin kızın mı adamın? Evet. Ne zaman videoyu çekeyim? Çeken de Beyza Hanım. Bir saat sonra da arabada çekilen bir paylaşımı var. Bu sizden gittikten sonra mı çekiyor evet, bu adamla bu, beraber? Bir hafta falan oluyor. Bir hafta bu paylaşımı önce. Evet. Sonra zaten bunu tabii aile yani siz ona söyleyince sorunca da Beyza pardon Esra profilini kapatıyor zaten. Evet hikaye profilini bu, kapatıyor. Bu kişi bu beyefendi kaç yaşlarında? 40 yaşlarında falan. 35-40 yaşlarında. Evet. Yani siz bir erkek evet. olarak size hakikaten. Soruyorum avukat bey. Bir erkek olarak polisim. Bir kadının yaşını anlayamaz mısınız? Anlarsınız tabii canım. Anlayamaz yanındaki mısınız? Çocuk yani belli. Bu adalet mi yani ne oluyor buna? Bir kız çocuğunu nasıl bir ben ezdirmeyeceğim. Onun hep arkasındayım. Ben kızımı kimseyi istiyorum. Kimseyi de yem ettirmeyeceğim. Ben kızımı istiyorum. Yani. Ne şekilde olursa olsun ben kızımı istiyorum. Asla gittikten sonra sizle iletişime geçmedi mi? Geçmedi. Sadece biz Beyza Hanım'la bu paylaşımlar olmadan önce Instagram yolu üzerinden işte benim kızım sizin yanınızda hani bize ya bize iletin ya polislere verin. Bir şekilde bize ulaştırın yanınıza geldiği zaman. Ben size yardım edeceğim dedi. Siz de bir annesiniz size üzülün. Evet yani. Kibar elinde var. Şu anda. Mekan, İçki içiyor ya 15 yaşında mekan çocuk. Mekan olarak bakar mısınız? Lüks bir mekan. Üzerindeki kıyafetlere bakalım kızın. Saçı gayet, peruk gayet şu an düzgün. Zaten. Evet gayet saçı düzgün. Saçı peruk. Hani... Bu arada şunu söyleyelim Orhan Bey. Saçı kısa. 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 Orhan Bey'e kadar var mı? Daha da mı kısa? Benden biraz daha kısa saçı şu an. Kısa ve altlarını hani... kazıttığını söyledi Beyza Hanım. Peruk almış. Peruk şu anda kafasında peruk var evet, halde. Evet. Yani peruk. Hazırlanmış kız. Öyle görüyorum evet. ben buradan. Aa, yazık ya. Yani evet. eğer ailenin iddiaları doğruysa ki yani evet. ben de o iddialar yani... üzerine konuşuyorum. Şimdi bir dinleyin Orhan Bey dinleyin. Kız bir mekana gitmek için hazırlanmış. Birileri evet. bunu hazırlamış. Evet. Ve bu kız 15 yaşında evet. yanındaki beyefendi inşallah kendini görür tanır burada. Yani utanç duyar, utanç duyar. Evet çocuğu ya. Yaşında, yeğeni yaşında, kızı yaşında anlamaz belki de. Anlamaz mı Orhan Bey insan? Anlar, 15 yaşında anlar yani. Çocuk ya. Mutlaka anlar. Didem Hanım şu dönemde belki çocuklar biraz büyük gösterebiliyor ama insan konuştuğu en azından dersin kimliğini görmek ya, istiyorum konuşunca dersin. Konuşunca anlarsın sen onu kaç yaşında. Didem Hanım yani. Anlamaz mısın? Allah aşkına bu beyefendi 15 yaşında bir çocukla orada elinde alkolle ne sohbeti yapıyor yani? Ne sohbet edecek? Dünya meselelerini mi konuşuyor yani? Şimdi Didem Hanım bir konuşsa anlayacak yani zaten. Didem Hanım benim...